Gerçi senin hep öyle son birkaç yıldır, Evet. özellikle sanatçılarla ilgili. Şimdi arkadaşlar, Özgür Aras'ı birçoğunuz tanıyordur. Çok anlatmamıza, söylememize gerek yok ama zannediyorum, yanlışsam ne olur beni düzelt. Zannediyorum son bir 10-15 yılımızın en önemli starlarıyla, magazinde özellikle, magazin değil de kariyerinde özellikle yükselen starlarıyla çalışan, onlara basın danışmanlığı yapan, aslında yol arkadaşlığı da yapan bir isim, değil mi? Öncelikle Evet. o. Başka Doğru. şeyler var. Onlara gireceğiz de. Doğru mu söyledim? Doğru. Ben 27 yıldır bu işi yapıyorum. Evet. Zerrin Özer ile başladım. Şu Evet. anda da İrem Derici, Simge, Berkay, Deniz Tekin, Zara gibi isimlerin menajerliğini Ha. Seda Sayan, Gülben Ergen, Demet Akalın, Gonca Vusateri, Metin Ara'nın da iletişimini yürütüyorum. Süper. Her şeyi bir şekilde çözülür. Benim işimin bir parçası kriz yönetimi. Evet. Ama en önemli şey hizmet ettiğin markayı iyi tanıman gerekiyor. Peki, yani bu sanatçı bir hata da yapmış olsa, sıkıntılı bir durum da olsa, sen hep dürüstlükten yana mısın? Dürüstlük, yani ağzından çıkan bir markada olması gereken şey samimiyet ve gerçekçilik. Çünkü Türk halkı, dünyada da bu böyle ama Türk halkı samimi olan her şeyi kabul eder. Yalan, dolan, saklanacak şey de er ya da geç çıkar. O zaman da güven kaybına neden olur. Peki, biraz böyle bir zor bir soru soracağım. Yeni başladık ama şimdi diyelim yok böyle biri, tamamen uyduruyorum da, diyelim menajerliğini aldığın biri, hani olmaz ya Türkiye'de, bir şekilde ifşa ettiler ve eşcinsel olduğunu ortaya çıkardılar. Yani bu çok çirkin bir şey ama bunu yaptılar, bunu yapmaya niyetlenenler oluyor zaman zaman, bu tip şeyler. Ve bir kriz çıktı. Nasıl bir Erkek de kriz olabilir. çıkabilir? Yani hayır, ne bileyim, kriz çıkabilir derken, yani ifşa edildi kendi istemediği bir şekilde. Tamam, okey. Bunda, bak, hayat senin hayatın. Aha. Anladın mı? Dejenere olmadan başkasının hayatına müdahale etmeden yaşadığın hayat için kime hesap vereceksin? Neyin savunmasını yapacaksın? Yaşadığın hayat, bunda da gerçekçilik. Anladın mı? Oynamaya, şov yapmaya gerek yok. Evet, ailesinden çekiniyordur. Kendince bir nedenleri vardır. Bunlara saygı duyuyorum. Ama bir şeyi sakladığın zaman zaten bu sende bir ağırlık, omuzlarında bir yük. Hani çıktıysa çok dillendirmeden bununla ilgili bir açıklama da yapmasını ve kendisini de anlatmasına gerek yok. Yıllar önce böyle şeyler yaşandı. Hiç Evet. kimseye hiçbir şey anlatmaya gerek yok. O Allah'la kendi arasında. Yok, basın danışmanı olarak ne önerirsin diyecektim sana aslında da. Yani konuşmasını mı, sessiz kalmasını mı, ne O önerirsin? anki kriz, o an, yani o an ne oluyorsa, bir şey söylenecekse, yani benle Allah arasında sana ne oluyor dedirtirim ben. Peki, böyle bazen şeyler söyleniyor. İşte PR'ın, yani aslında halkla ilişkilerin ve basın danışmanlarının çok gücü olduğu ve bir sanatçıyı yarattığı mesela. Öyle şeyler söyleniyor. İşte atıyorum filancayı, ya Özgür Aras yarattı. Özgür Aras sayesinde şu oldu, bu oldu falan filan. Bu yaratma konusuna ne kadar katılıyorsun Şimdi sen? şöyle bir şey var. Onda hiçbir ışık olmasa, şarkıcıyı ele alıyorum. Onda ses olmasa, onda bir şey olmasa, Özgür Aras ne kadar ne yapabilir? Bir balonmuş gibi yapabilir. Evet. Anladın mı? Yani bir uçmayan bir kuşu uçuyor gibi gösteremezsin. Bir kere gösterirsin, devamı gelmez. Evet. Allah ona bir tane yetenek vermiş.
onu parlatabilirsin. Benim mesleğimin şeyi o. Cilalarsın ve böylelikle onu sunabilirsin. Onda yetenek olmazsa dediğim gibi bir kere, iki kere, üç kere. Senden rica ederim. Sen bir kere konuk alırsın. Başka bir yere bir kere televizyona çıkarttırırım. Bir tane haberini yaptırırım. Ben bu arada aslında telefonda bugün konuştuk ama böyle çok az. Bir Deniz Akkaya'ya bir girelim. Bizim de çok sevdiğimiz bir insan bu arada. Arkadaşlar ben kendi fikrimi söyleyeyim aslında Özgür Bey'in konuk olduğu bir yayın ama bir iki gündür böyle onunla ilgili bir şeyler paylaşıyorsunuz. Özellikle LGBT'yi arkadaşlar bir şeyler paylaşıyor. Ben de görüyorum. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Yani ben bütün bunları bir kenara koyuyorum. Deniz Akkaya bizim için çok özel bir insan. Cizon adına en azından konuşuyorum ve başka birçok LGBT. Bence yani şöyle tırnak içinde gay camiası için. Gay friendi dediğimiz kişi ise Deniz Akkaya. Yani hiçbir zaman hiçbir şekilde onu belden aşağı vururken görmezsin. Dünkü video üzerine konuşuyoruz değil mi? Sen kendi fikrini söyle, ben de sonra kendi fikrimi söyleyeyim. Tamam. Yani dünkü video neydi bir anlatalım hemen. Makyaj yapan bir çocuk var 5-6 yaşında. Photoshop fail diye bir hesap bunu paylaşıyor. Deniz Akkaya da bu çocuğun para kazanmak için ailesi tarafından kullanılmasına bir tepki gösteriyor. Fakat bu tepkiyi biraz LGBT'yi arkadaşlar sanırım böyle bir yanlış anlaşıldı gibime geliyor. Tamamen kendi fikrimi söylüyorum. Çünkü o yaşta bir çocuğun para kazanma amaçlı bir yerlerde ifşa edilmesine bir tepki olarak Deniz Akkaya'nın bunu söylediğini düşünüyorum. Yoksa demek istediği şu değildir. Bazı arkadaşlar öyle anlamış. Efendim eşcinsel çocuklar yoktur. Eşcinsel çocuklar veya trans çocuklar o yaşta makyaj yapamaz. Yani böyle bir fikri varsa Deniz Akkaya'nın buna ben de katılmıyorum. Onu söyleyeyim. Tabii ki eşcinsel çocuklar vardır. Tabii ki kameranın önünde veya görmediğimiz şekilde makyaj da yapabiliyorlar. Başka şeyler de olabiliyor. Bu çok doğaldır. Hayatın getirisidir. Kadın kıyafetleri giyebiliyor. Atanmış erkek cinsiyetli çocuklar küçük yaşlarda makyaj yapabiliyor. Bunlar oluyor. Bunlar hayatın gerçekleri. Orada Deniz Hanım'ın sanırım tepki koyduğu şey birazcık bunun maddi amaçla ailesi tarafından sömürülmesiydi. Kullanmayına getirdiği bir cümleydi ama ona da sormak lazım. Yani ama ben arkadaşımı tanıyorum. Arkadaşımın verdiği cümle bunun dışında bir şey değildir. Evet. Ben de tepkilerimizde biraz düzeyli olmamız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki ben bir topluluk adına konuşamam. Ama kendi kanalım ve kendi mecram adına konuşuyorum. Biraz tepkilerimizi biraz anlayıp dinleyip düzeyli şekilde verelim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çok önemli. Ayşe'nin bir videosunu paylaştı. Ayşe bununla ilgili bir yorum yaptı. Yani düşünebiliyor musun? Kızı birçok eşcinsel arkadaşıyla beraber zaman geçirebiliyor. Yani böyle bir tepkisi olsa, bir şey olsa hani şey yapmaz. Ayşe bile gay friend'i bunu büyük bir olgunlukla karşılayan bir kız çocuğu yetiştirmiş durumda. Kesinlikle. Ya ben insanların bu her olay için geçerli. Bizde kredisi olması gerektiğine inanıyorum. Yani yanlış bir şey de söyleyebilir. Ben de söyleyebilirim. Sen de söyleyebilirsin. Bir kere öncelikle bu insanın ne dediğini bir iyice ölçüp biçmek gerekiyor. Ne oldu? Ben onu anlamadım ki. Yani bu kadar biri bir şeyler yaparken alkışlanıyor bir cümleyle klavye kahramanlığı yapılmasını da ben kabul etmiyorum. Anlaşma çerçevesinde oradaydım. Konseptini oluşturdum. Şimdi ben bütün yaptığım işlerde geçmişi unutuyorum. Yani ben eğlendim, güzel işlere, projelere imza attım. Ama ben yarına bakıyorum ve sonrasına bakıyorum. Geçmişte yaşarsam orada takılıp kalacağım.
insanlar bana bunları söyleyince de yüzümde güzel tebessüm oluyor. Çünkü eğlence gerçekten benim de çok eğlendiğim, güzel zaman geçirdiğim. 200 kişilik mekana gecede törn ederek 700 kişi soktuğumuz, evet. Ünlüsünden ünsüzüne, Ankara'sından, İzmir'inden, Bursa'sından birçok misafiri ağırladığımız, en önemlisi gay friendly olan bir dükkanda giderdik. Yani böyle eğlenceli, insanlar birbirini tanır, böyle bambaşka dostluklar, güzel dostluklar da kurulur. Flörtler de çok eğlenceli ve keyifli olurdu. Koliler. Şimdi sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle bu aplikasyonların çoğunluğuyla insanların gece hayatından ya da işte o eğlence yerlerindeki o bakışmalar, o flörtler, o konuşmalar, o birbirleriyle tanışma kısmı sadece bir cep telefonu ya da iPad'e kalmış durumda. O yüzden de o eski tadı yok. Aynen. Bu arada gece hayatını aldık, sanatçıları konuştuk. Bir anneannemiz var bizim. Aslında Özgür Aras'la aramızdaki köprü çoğu zaman anneanneydi. Evet. Sevgili Tunç Kökkaya bizi de izliyordur diye düşünüyorum. İzliyordur muhakkak. Aynen. Benim hayatımdaki en önemli dostlarımdan 20 yıl önce hayatıma girdi Tunç. İyi de kötü de, başarıda başarısızlıkta, benim hayatımı yönlendirmemde bende emeği çok olan biri. Anneanne lakabı da Nick'i de benim ona söylediğim bir cümleyle başlamıştır. O daha çok takip ediyor. O bana mesela Gizon ne yapıyor, ne ediyor, bilgileri hep veriyor. İşte böyle böyle oldu, bak burada bu yorumlar oldu. Bak şimdi bunu destekliyorlar, böyle bir parti yapıyorlar vesaire diye. Hep ondan haberleri alıyorum ben. Bir de senin yazarlık var. O da çok güzel gidiyor. 4 kitabın var, yanlış mı biliyorum? Hayır, 10 tane kitabın. 10 mu? Sen nasıl bilmezsin diye ben. Ya biliyordum da ama genelde senle 4-5 yıl tanıştığımız için. O yüzden. Çok güzel gitti ama bence en önemlilerinden biri senin adın bir marka. Yani evet. Yanlış anlama, ben tabii daha romantik, daha kurgusal olan şeyleri de seviyorum. Ama bana bilgi veren, kişisel gelişim sağlayan kitapları özellikle yeri ayrı. Senin adın bir marka benim için çok önemli, çok güzel bir kitap o anlamda. Peki bu mesela şimdi ne yazıyorsun? Nasıl devam edecek bu serüven? Öncelikle senin adın bir marka benim için de çok önemli bir kitap. Ben onu marka konferansı için kaleme almıştım. Hı-hı. Sonrasında yayın evim bunu hani piyasaya da çıkartalım dedi. Ve çok güzel satış grafiği elde etti. O yüzden hı-hı, hani baktığın zaman o 10 tane kitap benim çocuğum gibi ama senin adın bir marka ve güzel günler, hı-hı, zorlu yollardan geçer. Gitmek gerek bazen, en sevdiğim kitaplarım arasında. Şimdiki yazdığım kitabı da gerçekten hani çok keyif alarak yazıyorum. Bir aşk romanı yazıyorum. Bir kahramanım var. Küçüklükten başlayarak böyle yaşadıklarını anlattığım, sonu mutlu bir aşkla bitecek. Yurt dışında. Orada i̇şte kaldık. Keşke yaşasaydı. Annesi işte bize emanet Hatice. Hı hı. Her zaman ve onun sayesinde mesela şimdi benim avukatım Ayşegül Mermer. Defne'nin ölümünden sonra biz öldüğü gün bir araya geldik. Ve sonrasında mesela hiç kopmadık. Hı. Giderken de bana çok güzel bir dost bıraktı. Hı. Öyle. Vallahi üzdük seni ya. Ajdan'dan, Defne Joy'dan bahsettik ama öyle sorular gelmiş.